2012-2013 eğitim öğretim yılı geçen hafta bitmiş bulunmakta. İnsan hayatı öyle bir şey ki hiçbir zaman boşluk istemeyen bir yaşantı. Onun için biz her mekanda ve her alanda insan eğitiminin üzerinde durulması gerektiğini biliyoruz. Bundan dolayı BESTER Eğitim Komisyonu olarak bu öğrenci kardeşlerimizin, öğrencilerimizin yaklaşık 3 ay gibi bir tatil süreci içerisinde vakitlerini boş bir şekilde sokaklarda, internet kafelerde vesaire yerlerde boşa harcamamaları gerektiği üzerinde oturduk, konuştuk, fikir birliğine vardık. Neler yapabiliriz bu gençlerimizi, bu çocuklarımızı? Nasıl kurtarabiliriz bunlardan? Ahlaki yönden nasıl geliştirebiliriz? Doğru yola, yöne nasıl kanalize edebiliriz üzerinde düşündük. Onun için bir program hazırladık. Yaz tatil programı adı altında. Bu tatil programında farklı farklı dersler seçildi. Özellikle öğrencilerimizin eksik olan manevi yönleri üzerinde yoğunlaşmaya çalıştık. Özellikle Kur'an-ı Kerim eğitimi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı, Siyer-i Nebi, ona arkadaşlık eden değerli dostlarının hayatı, sahabe hayatı. Ondan sonra bu arada zamanı çok daha iyi, neşeli ve şen bir şekilde geçirebilmeleri için araya bazı aktiviteleri de, etkinlikleri de koyduk. Bu şekilde bir program hazırladık, eğitim konu. İnşallah bu şekilde 3 aylık bir süreç içerisinde bu öğrenci kardeşlerimizden en azından ahlaki yönden Kur'an-ı Kerim ile tanışma, buluşma, kendi dinlerinin tebliğcisi olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı en iyi bir şekilde öğrenebilme, tanıyabilme, ondan sonra tanıdıktan sonra bunu hayatına aksettirebilme, topluma, okula, çarşıya, pazara, gittiği her yere, evine, derneğine, sokağına, bucağına, her yere bu öğrendiği örnek hayatı, bu hayatı en iyi bir şekilde yansıtmalarına katkı sağlamak gayesiyle bir araya geldik. Herhangi bir yere gidebilme imkanı olmayan, çok uzakta olan öğrencilerimize, kardeşlerimize de en yakın camilere gidip Kur'an-ı Kerim öğrenebilme adı altında gidip orada Kur'an-ı Kerim'i öğrenebilmeleri için tavsiyelerde bulunduk. Programımız öğleden sonra 12.30 ile 5 saatleri arasında oluyor. Bizim bu eğitim faaliyetlerini biz daha yeni yapmıyoruz. 3. yılımızdayız. Buna benzer birçok faaliyette bulunduk. Allah'a hamdolsun eğitim veren arkadaşlarımız bu eğitim komisyonunda zaten büyük bir kısmı bu işi hakkıyla yapabilecek alanında yetenekli, tecrübeli diyebileceğimiz eğitimci kardeşlerimiz bulunmaktadır. Bu kardeşlerimiz inançsal, manevi manada yetişirken aynı zamanda birbirleriyle kaynaşabilmelerini de biz düşündük. Bu gaye ile inşallah sosyal aktivitelerimiz de olacak. Yüzme programlarımız olacak. Ondan sonra futbol turnuvası programı olacak. Ondan sonra yemekli gezilerimiz olacak. Beklentilerimizin üzerinde olduğu aslında biz fazla böyle çok maksimum bir beklentimiz yoktu. Allah'a hamdolsun gün geçtikçe sayımız çoğalıyor. Şimdi hepimiz biliyoruz ki çağımız gerçekten teknoloji çağı deniliyor ya. Bu çağ içerisinde insanların kendilerini muhafaza edebilmeleri çok zor, çok güç. Yani mutlaka ama mutlaka her ailenin kendi çocuğunun yapıp ettiklerinden haberdar olması gerekiyor. Çocuğunun nerede ve neler yaptığını, kimlerle birlikte olduğunun çok iyi bir şekilde tahlil edilmesi gerekiyor. Neticede bir ailenin çocuğunun davranışları bir ailenin resmini, fotoğrafını çekiyor. Yani bundan dolayı gelmeyen ailelerin de duyarlı çocuklarını bu tür eğitim kurumlarına, bu tür derneklere, bu tür faaliyetleri yapan derneklere gönderen ailelerin diğer ailelere yol göstermesi, rehber olması,
çocuklarında meydana gelen ruhi değişiklik, fiziksel değişiklik, hareketsel değişiklikleri anlatıp onları da, gelmeyenleri de, mahrum olanları da bu etkinliklerin içerisine dahil etmelerini istiyorum.